Bitcoin 25 bin dolar. 25 bin 40 gördüğü yerler var. Bazı borsalarda 25 bin 7 gördüğü yerler var falan. Ama üstünü test etti. Gökalp İçer'le birlikteyiz efendim. Bugün de her zaman olduğu gibi kripto paraları sizler için değerlendireceğiz. İnşallah. Her hafta rekor üzerine rekor kırılmaya devam ediliyor. Onun için havasından geçilmiyor kendisinin. Ripple'da ilginç işler oldu. O pilav çok su kaldırır abi. Bayağı bir düşüş falan yaşandı hatta. Niye düştüğünü konuşacağız. Konuşalım aynen. Ama önce Bitcoin'le başlayalım. Ne oluyor? Nereye gidiyor bu abi? Hiç durmadan böyle yükselecek mi? Elbette arada düzeltmeler olur zaten. Hiçbir varlıkta bunu iddia edemeyiz. Sonsuza kadar yükselmez. 1, 2 mutlaka düzeltmeler gelir. Vay ben 19.000'den aldım. Sonra 18.000'e düştü. Ve siz yükselecek söylediniz falan. Biz yükseldiğini söylemiyoruz. Biz sektörü anlatıyoruz. Blok zinciri anlatıyoruz. Bizce iç dünyamızda çok anlamsız olmayan fiyatları da burada dalga geçerek anlatıyoruz hatta. 100 bin, 200 bin, 318 bin gibi falan. 100 binle hala dalga geçiyor musun? Dalga geçmiyorum yani aslında. Fantastik buluyorum. Dediğim gibi daha önce de birkaç kere söyledim. Ben onu bulsam matematiksel olarak ve desem ki bu buraya gidecek kesin desem de bunu söylemem yani. Yayında söylemem çünkü kendime saklarım. Yok kendime saklamam. Paylaşıyoruz o insanlara da yani. Velhasıl şey. Ucuzdan toplarım. İşte onu Ripple yap. Onu Ripple yapmış. Bizde yok o. Onu Ripple yapmış. O yüzden de SEC'de kulaklarını çekmiş. Bayağı da bir kızdırmışlar yani. Ne olmuş orada ya? Yeri gelmişken konuşalım. Abi biraz. Konuşalım. Çünkü fiyat 3'te 1 oranında, 3'te 1 oranında düştü. Evet. 70 centten 0.24'e falan düştü. Bu şirketin bir tane kurucusu, yönetim kurulu eski başkanı Christian Larsen diye bir abi var. Bir de o şirketin şu anki mevcut CEO'su var. Bradley Gerlinghouse diye. Zaten bu ikisi artı Ripple Labs Incorporated'a dava açıyor. Dava açmıyor da aslında bir iddiada bulunuyor. SEC dava açılması yönünde. Hikaye aslında 2013'te başlıyor. SEC diyor ki arkadaşım diyor sen 1.28 milyar dolar karşılığındaki Bitcoin'i o zamanın parasıyla insanlara sattın ve bunu dağıttın. Halka arz gibi bir vasıtayla sattın ve sattığın rakam da diyor adet olarak da kabaca 14 milyar tane Ripple ediyor diyor. Ama diyor bunu usulüne göre yapmadın. Birincisi diyor bu işi bu arkadaşın diyor register edilmesi gerekiyordu. Sen bunu diyor register etmedin. Ne demek register etmek? Register etmek şu demek kaydettirmesi lazım yani SEC'e. Ben halka arz yapıyorum demesi lazım. Onun öncesi ve sonrası var. Yapması gerekenler var. Bunu yapmadın diyor SEC. Şunu düşünüyor olabilir insanlar. Ya bir dakika arkadaşım tam bunu yapıyoruz da şu anı mı buldun bunu söylemek için? SEC aslında 2012'de bunlara gitmiş ve demiş ki bazı durumlarda XRP bir yatırım kontratı olarak düşünülebilir. Bu sebeple de demiş federal menkul kıymetlerine tabidir demiş. Federal Securities Law diyor onlar yani bütün eyaletlerin bağlı olduğu ve menkul kıymetler kanunlarına tabidir demiş. Ve bunun içinde bir yasal tavsiye vermiş. Bu arada SEC'in raporunda bu 71 sayfalık bir rapor var kocaman. SEC'in kendi sitesine var ilgilenenler bakabilir. Orada da baya böyle hani biraz da kinayeli ve kızarak bunları anlatıyor. Yani Larsen ve Gerlinghouse da bunu umursamamış ve yollarına devam etmiş. Ve o diyor ki yani arkadaşım sen bunu yaptın ve diyor sen bu bilgiyi simetrik herkesin erişebileceği şekilde dağıtmadın. İstediğin bilgiyi insanlara verdin XRP'nin arzında ve günün sonunda da aslında bunu hem evet şirketin yararı için kullandın, şirketin kendi giderleri için kullandın ama kendi yararın için de kullandın. Zenginleştirdi diyor bu 600 milyon dolarla zenginleşmiş bu iki arkadaş toplamda. SEC'in penceresinden bakıldığında aslında bu biraz şey çok off değil yani çok yanlış bir şey gibi görünmüyor. Çünkü baktığında diyorsun ki evet asimetrik bir bilgi dağıtımı var. İstediği bilgileri bu XRP ya da Ripple insanlarla halka arz anında paylaşmamış. Seçtiği bilgileri paylaşmış. Eğer bunu aslında bir hisse senedi, halka arzı gibi düşünsek o zaman idamlıklar yani hani o ayrı bir şey. Ama SEC'in de o an buna bir şey yapıyor olması lazım. Benzerini 2018-2019'da yaptı. Kime yaptı? Telegram'a yaptı. Telegram Gram Token diye bir token offer etmeye başlayacaktı. Bunun özel satışında 171 kişiye toplamda 1.7 milyarlık bir token sattı Telegram. Sonrasında bunu public offering'e sokacakken adamlar SEC dedi ki bir dur. Ama Ripple'ın da kendi argümanları var. Ripple de diyor ki sen bana bunu söylüyorsun ama birincisi diyor Bitcoin Ether gibi XRP de bir yatırım sözleşmesi değildir. Bir investment contract değildir diyor XRP'de. XRP'nin avukatlarının atıfta bulunduğu iki tane test var. Bir tanesi bunların Hovey testi. Hovey testi de 1946 yılında Florida'daki bir gayrimenkulü track eden bir kontratın menkul kıymet olup olmamasının üst mahkeme tarafından yapılmış bir test. Yıl 1946 tekrar ediyorum. İki tane de kanuna atıfta bulunarak bu yapılıyor. Bunlardan bir tanesi 1933 yılındaki menkul kıymet kanunu, bir tanesi de Amerika'daki 1934 yılındaki menkul kıymetlerin takası değişimi kanunu. Bunları atıfta bulunarak bu Hovey testini yapıyorlar. Bu yatırımdan bir kar bekliyor musun? Bunu biz investment contract olup olmadığını araştırıyoruz şu an. Para konusu mu? Evet. Yatırımdan senin bir beklentin var mı? Evet. Bu para, bu yatırım bir şirkete ait mi? Ve bu şirketin faaliyetleriyle bu yatırım değerleniyor mu? Ripple diyor ki, bunu bu teste göre diyor. Bu testi diyor Amerika Florida'da yaptı ve üst mahkeme Supreme Court yaptı bunu. Bu teste göre diyor XRP bir şey değil. Bir investment contract değil. Bir para XRP. Zaten para mı değil mi sorusu var burada. Bir diğeri de aile benzerlik testi diyor. Yani aslında
aslında yani aynı aileden gelip gelmediğine bakıyor bir investment contract'ın. Aynı aileden gelmediğini de söylüyor şey. Bu testin de ortaya çıkışı yine bir üst mahkeme tarafından 1990 yılında ortaya çıkartılıyor bu da. Eğer bir menkul kıymetin notu, kontratı her neyse onun dayanak varlığı da eğer bir menkul kıymetse evet bu bir menkul kıymet olabilir diyor 90'daki şey test. Halbuki XRP'de böyle bir durum söz konusu değil. Bir taraftan da Ripple diyor ki senin Hazine Bakanlığı'nın altında Financial Crimes Enforcement Network diye bir şey. Yani bizdeki karşılığı MASAK. Bu MASAK XRP'yi zaten bir para olarak tanımladı diyor. Menkul kıymet olarak tanımlama diyor. Yani sen para olarak bunu tanımlıyorsun ve menkul kıymet ölçeğinde de değil diyorsun. Finken tarafına. Yani Hazine Bakanlığı'na bunu söylüyorsun. Yani SEC'in yaptığı gibi onlar da biraz sinirlenmişler bu iş. Ve NTP'de diyorlar ki arkadaşım bu bir yatırım kontratı değil. Çünkü XRP tutanlar Ripple'dan yani Ripple Labs Incorporated'dan bir şey kazanmazlar. Bir hisse senedi temettüsü bir şey kazanmazlar. Ripple Labs Incorporated'ın artında bir oy hakları yoktur. Kurumsal haklara sahip değildir diyor XRP tutan insanlar. Mantıklı bir açıklama. Satın almanın dışında hiçbir gelirleri olmaz. Ripple'ın ise ayrı hissedarları vardır. Eğer siz Ripple'a yatırım yapmak isterseniz, Ripple bir şirket, gider Ripple'ın hisse senedini satın alırsınız. XRP almazsınız diyor. Ve hisseden farklı olarak da XRP'nin fiyat hareketinin Ripple'ın yaptığı işler, gelecek projeksiyonları, o planların iskontolanmış bugünkü değerinden çıkan bir hisse senedleri, işte piyasa değeri vesaire. Bu XRP'de bu konu değildir diyor. XRP'nin fiyatlaması. XRP'nin fiyatı bayağı piyasa normlarıyla hareket eden, piyasanın belirlediği değerlerden oluşur diyor. Ripple'ın argümanları da, karşı argümanları da çok boş değil aslında bu konudaki. Peki fiyat niye düştü abi? Fiyat niye düştü? Günün sonunda bunu konuşan karşı... Ya Ripple olmayacak mı bundan sonra? Ripple diyor ki, ya diyor bu SEC'in ilk denemesi değil. SEC bazen haddini aşan hamlelerde bulunuyor. Güzel bunu Türkiye diyemezsin böyle şeyler. SEC bazen haddini aşan hamlelerde bulunuyor ve bu üst mahkemelerden geri dönüyor. Biz alışkınız, problem yok. Bizde diyor yani konu Ripple. Şimdi birincisi bu. İkincisi Ripple sadece Amerika'da trade edilen ve Amerika'da alıp satılan bir ürün değil. %90'ı yurt dışında trade ediliyor. Yani Amerika'nın dışında trade ediliyor. Amerika'da ne var? %10'luk kısmı var. Amerika'nın dışındaki kim var? Singapur var, Londra var, yani İngiltere var, işte Asya var, Japonya var, var. Peki XRP Amerika'da hiç mi trade edilmeyecek? Bunu bilmiyoruz şu an. Ama bazı borsaların bunu delist ettiğini biliyoruz. Yani delist ne demek? Kotasyondan çıkarttı artık mesela. Bizde giriyorsunuz, görüyorsun orada. Göremiyor adam orada. Hani yok işte. Yani artık. Yok, delist ettiğini biliyoruz. Büyük borsalar mı? Birkaçı büyük borsa, evet. Hmm. Peki fiyat neden böyle hani bu kadar hızlı düştü? Çünkü günün sonunda karşı tarafta konuşan bir gemi yani. Bir şilep yani. SEC konuşuyor karşıda. O bir şey söylüyorsa ve bu tonda söylüyorsa... Bir durmak lazım. Evet, bir düşünmek lazım. Zaten düşünmenin de dışında şeyler de yapmış insanlar. Yani iki tane hareket oluyor üstad böyle zamanlarda. Fiziken alanlar var. Fiziken alanlar pozisyonlarını ya kapatıyorlar bir an önce. İki, zaten hali hazırda 0.70, 0.60, 0.65 vesaireden falan longlamış ve kaldıraç da longlamış. Margin ve future piyasalarda longlamış yatırımcılar var. Bunların pozisyonları da likide oluyor. Yani kapanıyor. Stop loss oluyor bunların pozisyonu. Çünkü hızlı düşüyor. Çok sert düşüyor. Yani, tabii, bütün stoplar patlıyor. Tabii yani sen 1.10 kaldıraçla kullandıysan eğer örnek veriyorum ABC margin hesabında bu şu demek kabaca %10'luk bir harekette aslında portföyün uçacak demek yani. Ve bunların pozisyonları likide oluyor. İki. Bir taraftan da en tepeden bu haberle birlikte short pozisyon alanlar var. Yani kısa pozisyon yani satış yönlü pozisyon alanlar var. Hmm. Yani elindeki pozisyonu satmaktan bahsetmiyorum. Yeni açığa satıştan, açığa satıştan bahsediyorum. Açığa satış pozisyonu alanlar var. Bunların pozisyonları da zaten 70'ten sattın. 24'e geldi pozisyon. 24'te de pozisyonları realize ediyor. Yani short pozisyonları artık kapatıyorlar. Zaten 24'ten 33-34'e toparlanması da bu şekilde. Yani shortlar kapanıyor ve tekrar toparlanıyor. Demek ki buradan 2-3 tane çıktı var. Bir, piyasa bundan korktu ve sattı. O riske girmek istemedi. Korktu demeyelim. O riske girmek istemedi ve bu haklı bir istek. Aşağıda fiyatladıkları yer 24-25 civarı ve şu anda fiyatın oturduğu yer 30-31-34 civarı falan sent anlamında. 0.33-0.34. Bu rakamları neden veriyorum? Sebebi şu. Flare Network'ün XRP olanlara ben şunu dağıtacağım. Spark Token dağıtacağım diye söyledikleri airdrop'undan önceki rakamlar bunlar. Piyasa oraya gelmiş durumda. En dibi yani. En dibi, evet. Dinevi. Bu arada bu arkadaşlar SEC'in bu söyleminden hemen önce de bu arada pozisyonda boşaltmışlar tepeden. Oo. O biraz ahlaksızca. İşte SEC'in yönetimi değişti bu olaydan sonra. Biden zaten hani o işte şey konuşuyorduk burada. Hani Biden gelirse piyasaları nasıl etkiler? Biden gelirse diyorduk ki işte piyasalarda işte CME'nin, SEC'in, belki CFTC'in yani regülatörlerin başındakiler belki değişebilir. Değişirlerse de kendi termlerine ne zaman bitecek adamların görev süresine göre. O zaman da yeni gelecek ekip
hani nasıl açıklamalar yapacak kripto paralara diye konuşmuştuk. Ya bu Trump reisinin adamıydı. Şimdi tabii değişiyor Biden gibi. Biden reisin ki geliyor. Gelecek. Normalde aslında yeni yılda olması gerekiyordu o değişimin. Şimdi biraz önceden oluyor. SEC bu olayların gölgesinde geçen hafta bir şey daha söyledi. Dedi ki bazı şartları taşıyan dijital varlık brokerlarını ya da dealerlarını ben 5 yıl boyunca denetlemeyeceğim dedi. Bunun içerisinde de 10 tane madde sıralamış. Şu teknolojilere sahip olanları 5 yıl denetlemeyeceğim diyor. Yani bu regülasyon nereye gideceğiyle alakalı 23'ünde yaptı bu açıklamayı. Biraz fikir veriyor. Bizim gibi borsaları ilgilendiriyor aslında bu. Bu varlıkların saklamasının nerede yapılıp yapılmadığı, dağıtık defter teknolojisinin yani DLT'nin risklerinin kontrol edilip edilmediği, yani bunların doğru bir zeminde olup olmadığı ile alakalı bir dizi kural silsilesi var. Bu arada çok ilginç bir şey var. Bunu lütfen reklam olarak almasın izleyenler. Ama söylemek durumundayım. Söylemediğimiz zaman da fazla tevazu da maraz doğuruyor maalesef. SEC'in işaret ettiği o 9 maddenin neredeyse hepsini biz şu an zaten iCrypex'e yapıyoruz. Yani müşteriyle bir sözleşmemiz var. Müşteriyi aydınlatıyoruz. Varlıkları nerede tuttuğumuzu açık olarak söylüyoruz gibi. Bir sürü şey var. Custody'yi nerede yaptın? Dijital varlıkları nerede tuttun? Bunların bir kural silsilesine uygun olup olmadığıyla alakalı bir dizi kural belirlemiş. Normalde gelip regülatör şunu yapar. İçeriye girer der ki arkadaşım sen ben burayı kapatıyorum şu an. Bir polisin var mı? Atacağın adımlar belli mi? Hani herkes askerde bilir. Hani yangında nasıl boşaltılması gerektiği bellidir ya ortamın. Prosedür. Prosedürler silsilesi. Yani bu aslında kalite standartlarını yani ISO'nun ya da Türk Standartları Enstitüsü'nün de getirdiği şeyler var. Buna uygunluk arar aslında regülatör. Ya da standartlar silsilesi var mıdır der. Ne yapacağın belli mi? Yani kurallar silsilesi var mıdır der. Biz kendimiz bunu otoregülasyon çerçevesinde biz kendimiz bunu yapıyoruz. Yani işe biri başladığında neler yapılması gerektiği, ayrıldığında neler yapılması gerektiği, yetki cetvelleri falan bunların hepsi bir aynı bir menkul değerler şirketindeki gibi şu an iCrypex'te yapılıyor. Bunu söylemek istedim ve bunu gördüğümde, bu metni gördüğümde de açıkçası biraz sevindim. En baştan beri yapıyor musun? İlk günden beri yapıyoruz. Bravo. Abi. Çünkü şirketi kurma sebeplerimizden de bir tanesi buydu. Yani bunu sektörde yapılmadığını görüp hayretler içerisinde düşüp ya bir dakika burada çok büyük bir boşluk var deyip biz bu işe girdik. Ripple fiyat olarak peki ne olabilir bundan sonra? SEC'in kararına göre olumlu olumsuz senaryo ne olur? Olumsuz senaryo şu olur. Yani SEC'ten sonra eğer bu bir mahkemeye gider ve mahkeme evet derse ki bu bir menkul kıymettir. Bu arada sadece Ripple için değil başkaları için de endişelenmemiz gerekebilir o zaman Amerika'da trade eden. Bunu yaparsa o zaman denir ki bir dakika kardeşim Ripple biraz dalgalı hareket edebilir. Ama günün sonunda bu ucuz enstrüman ortamı doğurur. Ripple için söylemiyorum sadece. Ucuz enstrüman ortamı doğurur piyasa için. Oradan da insanlar bunu almak isteyebilirler. Çünkü bu sadece Amerika'da olan bir şey değil. Tekrar ediyorum. Benim hissiyatım bunun daha da kötümser bir yöne gitmeyeceği yönünde. Hazır SEC'in başkanı değişmişken gitmeyeceği yönü. Bu benim kendi hissiyatım. Böyle olacak demiyorum. Bilmiyorum da. Buradan alın demek de değil bu. Ama böyle durumlarda insanlar türev ürünlerde 0.60, 0.70'leri görmüş. 0.24'lerde, 0.30'larda dip yapmaya yatkın bir türev üründe çok ucuz yapılandırılmış ürünleri satın almak isterler. Çünkü o ürünlerin tek varlığı, tek çarpanı diyelim. Formüldeki tek çarpanı ürünün kendisi değildir. Onun aslında uzunca bir formülü vardır bir opsiyonun. Ona atfettiğin başka şeyler de vardır ve o başka şeyler örnek veriyorum 0.70'den 0.30'a düşüyorsa eğer Ripple onda oynaklık artar ve insanların da ona atfettikleri oynaklık da artar. Dolayısıyla ürün hak ettiğinden o türev ürün hak ettiğinden daha ucuz hale gelmeye başlar. Biz ona çok ucuz para dışında deep out of money ürünler deriz. Ürünü oradan da almak niyetindedir insanlar. Çünkü ufak bir şeyle rakamla çok büyük bir iddiada bulunabilirler. Dolayısıyla bu seviyelerin böyle ürünler için taban olabileceğini düşünebilirim. Tekrar ediyorum bu alın demek değil. Üst mahkemeden döndü. Her şey olumluya döndü. Bunun karşılığı ne olur? O zaman gel nereden düştüyse oraya doğru gider. Ethereum $622 seviyesinde geri çekilme var. Bitcoin'e bakıyoruz. 25 bin nasıl oluyor abi bu? Şimdi üstadım orada hemen bak o kolonda ne diyor? Kullanılabilir coin miktarı yazmış değil mi? Ne diyor Ethereum'da? 113 milyon tane var diyor. Bitcoin'de ne diyor? 18 milyon. 18 milyon da o da hepsi de yok yani. Dedik ki ya işte mesela bir kısmı yok kayboldu duruyor falan filan. Sebebi bu yani. Onu 21 milyon da cap tepede bir daha yok. Ama Ethereum'da öyle bir şey yok yani. Ethereum'da bir üst limit yok. Yani. Asıl fiyatlanan şey fırsatı kaçırma kaygısıyla yapıyor insanlar bunu. Ya bir fırsat var ve ben bunu kaçırmamam gerekiyor. O yüzden gidip alayım diyor. Alıyorlar zaten şu an Bitcoin'i. Kıtlık diye insanların refere ettiği ya da işaret ettiği şey bu. Bitcoin diğer coinlere göre de kopup ayrışacak anlamına mı geliyor bu? Bir miktar daha olabilir evet. Ama daha sonra beklentim benim şu. Sular yükselir
yükselirken hepsinin yükselmesini ben bekliyorum. Bitcoin yükselirken peşinden diğerlerini de sürüklemesini bekliyorum. Çünkü Bitcoin şu an 25 bin dolarda. 2017 zirvesinin 19.500 falandı. Dolayısıyla aslında onun üstüne %20 daha koymuş. Ama şu an Ethereum 2017 zirvesinin %55 altında. %60 altında hatta yani. Evet. 1400 evet. dolar seviyesinin %60 altında. Dolayısıyla senin bana sorduğun şeyler vardı. Pek de net açıkça bunu yorumlamak istemediğim şeyler. Ama bir taraftan da bir gerçek var yani ortada. Yani şimdi Ethereum'da staking konusunda biz tartışıyorduk burada. Ethereum'un piyasa değeri 60 küsur milyar dolar olması lazım. Bitcoin 2 çıktı 460 milyar dolara. Toplam piyasa geldi 660-670 milyar dolara geldi. Ama Ethereum şu an 630 dolarlarda. 620-630 dolarlarda trade ediliyor. Bir smart kontrat, akıllı bir kontrat. Üstüne bir sürü teknoloji yazılabiliyor vesaire vesaire. Bundan bir hikaye çıkabilir. Stake edilen miktar şu an 2 milyonu geçti. 2 milyon Ether'i geçti şu an stake edilen miktar. Yani bizim kaygılandığımız rakam vardı, o 2 milyonu geçti şu an. Hay maşallah. Vardır ya böyle. Nazar değmesin. Bana stake'i geri alamıyor adam zaten yani. Verdi ya, kaldı. Geri alamıyor zaten. Yani. Öyle ya da böyle Ether potansiyelinin oldukça altında gibi görünüyor. Bu arada çok pardon. Ethereum'da Grayscale gibi ya da Bitwise gibi şirketlerin fon oluşturdukları bir enstrümanlardan bir tanesi. Grayscale sadece Bitcoin tutmuyor. Grayscale Bitcoin tutuyor, Bitcoin satın alıyor ama Ethereum da satın alıyor Grayscale. Lütfen çok basit yani. Grayscale.com'a girsinler. Orada ürünlere baksınlar. Ürünlerin altında Ethereum Trust Fon da var adamların. Ether'i yeni mi almaya başladı Bitcoin'e göre? Yo, vardı zaten. Almaya devam ediyor mu? Almaya devam ediyor evet. Yani ama Bitcoin'de saçma rakamlar aldığı için o piyasada haber oluyor. Yani bir gidiyor 12 bin tane Bitcoin alıyor adam. Ethereum da alıyor ama. Zaten toplam asset under management'larındaki 16.4 milyar, 16.5 milyar doların aslında 15 milyar dolara yakını Bitcoin. Geri kalanı başka şeyler. Peki nereye gidecek bu Bitcoin? Bitcoin'in future'ları da hani CME'de trade ediliyor dedik ya. Başka borsalarda falan da trade ediliyor. Biz şu an trade ettirtmiyoruz Türkiye'de. Yasak. Ama o future'lardan hatta şey dedik ya, bunun içsel değeri elbette olacak. Bunun bir funding rate olacak. Hani CME kabul görecek falan ortalama. Bunu zaten şu an yapıyor, tutuyor firmalar ama çok böyle likit bir ürün olmadığı için future'lardan bahsediyorum. Çok likitten kastım da şu, yani gerçekten uzlaşılan böyle bir getiri eğrisinin oluştuğu altın kadar likit bir ürün değil şu an. Böyle olmasına rağmen yine de fonlama oranı oluşuyor Bitcoin için. Bu da kabaca çok komik. Binde 3 ila binde 6 arasında değişiyormuş. Binde 3 ila binde 6 yıllık. Yani %1'in yarısı aslında değil mi? Doğru. %1'in yarısı. Doğru. Ve bu artış dönemlerinde bu da artıyor ve insanlar da artık buradan da fiyatın yükseleceğine atıfta bulunmaya başlıyorlar. Ethereum için de aynı şey var. Ethereum'un da fonlaması şu an binde 4 ila binde 6 arasında. Yani Bitcoin'inkine yakın. JP Morgan'ın bir şeyi var. Haberi ya da işte bildirimi var. Gelecek günlerde kurumsal yatırımcıların artmasını bekliyor. Fonlamanın artması, katılımcıların giriyor olması pozitif görüşümüzü korumamıza yol açıyor. Ancak şu Ripple haberinin nereye evrileceğine bir bakalım. Geçen hafta eğitimlere başladık. Onun tekrar bir yinelemek istiyorum. Süper. Geçen hafta eğitimlere başladık. Bu eğitimlerde sağ olsunlar izleyenler de rağbet gösteriyorlar. Nezaket gösterip de katılıyorlar. Bunların devamı da gelecek. Önce bir kripto para eğitimiyle başladık ama teknik analiz ve temel analiz eğitimleri de olacak. Bizim nasıl baktığımızı, bizim nasıl yani ben nasıl analiz ediyorsam çocuklar da o şekilde analiz ediyor araştırma ekibi de. Bir de şunu söyleyeyim. Çok fazla ya biz bunu YouTube'a yükleyin yorumu geliyor bize. Bunu yapacağız. Bunu yaparken de sizden nacizane iCrypex'e üye olmanızı rica edeceğiz. Onun ufak bir formülünü bizim marketing ekibiyle şu an konuşuyoruz. Gelecek haftadan itibaren duyuracağız. Üye olanlara link göndereceğiz ve tüm videoları yani tüm eğitim videolarını izleyebilecek. Şunu anlıyorum çünkü yani hafta içi mesaisi oluyor, şu izleyemiyor falan tam eğitim vakti. Okey dönsün hafta sonu rahat rahat izlesin. Sorun aynen yok. Öyle. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. İyi tatiller herkese. İyi pazarlar.